Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir iftar menüsü vermek istiyorum. Evet, çorbamızdan ana yemeğimize, salatamıza, tatlımızdan pidemize. Evet, yapmakla başlayalım menümüzü. Bir tane yumurtamızı kasemize kıralım. Şöyle bir çırpalım. Üzerine yarım su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Yarım su bardağı da sütümüzü ekleyelim. Tekrardan çırpalım. 2 diş sarımsağım vardı. Onları rendelemiştim ve ilave edelim. Üzerine 5 yemek kaşığı galeta unu ekleyeceğiz. Ve üzerine 1,5 yemek kaşığı unumuzu da ekleyelim. 1,5 yemek kaşığı da nişastamızı ekleyelim. Baharatlarımız, pul biberimiz, tuzumuz, yarım çay kaşığı karbonatımız, karabiberimiz ve kekiğimiz var. Onları da ilave edelim. Ben bu baharatları kullanmak istedim. Siz dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu sosu mutlaka yapın derim. Harika bir sos olduğu için etlerimiz yumuşacık, nar gibi oluyorlar. Evet, sosumuzu karıştırdık ve benim 1 kilo göğüs etim vardı. Onu kasabında açtırttım. Bu şekilde ve sosumuzun içerisine bırakalım. Güzelce karıştıralım, harmanlayalım. Sosumuz da etimiz şöyle bir bitişsin birbirlerine. Ve üzerini streçleyelim. Ben dolabımda 2 saat beklettim. Sizin zamanınız varsa en az 3-4 saatte bekletebilirsiniz. Ve 2 saatin sonunda sosumuzu da etlerimizi çıkartalım. Streçimizi de üzerinden alalım. 2 tane büyük boy patatesim vardı. Onları da onun içine ilave ettim. Şöyle bir ellerimle harmanladım. Daha güzel birbirlerine bitsinler diye. Kaşıklı olmuyor arkadaşlar. Mutlaka elimizle yapmamız gerekiyor. Etlerimizi ilk önce sinimize dizelim. Sinimi bu arada ben yağlamıştım. Sıvı yağla. Etlerimi diziyorum. Ve patateslerimizi de şimdi ekleyelim sinimize. Patateslerimize soslandı. Harika bir lezzeti ortaya çıkardık. Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına küçük bir emoji veya bir küçük kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Çok da mutlu olurum. Yarım çay bardağı sıvı yağım vardı. Onu da böyle kaşıkla üzerine gezdirelim. Arkadaşlar, yemeğim pişerken ben size çorbamı hazırlamıştım ama onu daha sonra göstereceğim için şimdiden söylemiş olayım. Siz yemeğiniz pişerken çorbanızı da hazırlayabilirsiniz. Evet, yağımızı ekledik. Üzerlerine ben biber kullanmak istedim böyle. Siz dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz yemeğinizi. Ama ben bu aşamada biberlerimi kullandım. Biraz fazla kızardılar. Siz daha sonra şöyle yarım saat kalaraktan da biberlerinizi ekleyebilirsiniz üzerine. O zaman daha az pişecektir biberleriniz. Tam orta kısmına da 4 parça biberimizi ekleyelim ve fırına gönderelim.
Biz de çorbamızı yapmaya başlayalım. İlk önce etimin pişmiş halini göstereyim sizlere. Evet, etimiz, patatesimiz bu şekilde pişti. Nar gibi kızardılar. Çorbamızı da yapmıştık ama ben şimdi yapılışını göstereceğim sizlere. Evet, iki tane havucum vardı ama ben bir havuç kullandım. Bir tanesini bıraktım. Bir su bardağı sütüm var. Bir patatesim var. Bir yumurta sırım var. Bir parça limonum var. Bir adet de bulyonum var. Havuçlarımızı rendelemekle başlayalım. Rendenin küçük kısmıyla rendeleyeceğiz havuçlarımızı, patateslerimizi. Evet, bu şekilde ince ince rendeleyeceğiz. Patatesim, havucum rendelenmiş halde. Tencereme yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım. Ve ocağımıza gönderelim. Üzerine yarım yemek kaşığı unum var. Unumuzu şöyle unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Bu çorbanızı mutlaka yapın diyorum arkadaşlar. Çok lezzetli ve güzel sebzeli bir çorba oluyor. Havuçlarımızı ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım, kavuralım. Üzerine patateslerimizi de ekleyelim. Onları da kavuralım. Kavrulmuş havuçla patatesimizin üzerine suyumuzu ekleyelim. Bu aşamada bu kadar su ekleyeceğim. Daha sonra biraz daha ekliyorum. Şöyle unumuzla patatesimiz, havucumuz dağılsınlar diye az su ekledim. Kaynamaya başlasın. Tekrardan suyumuzu ekleyelim. Ve üzerine tel şehriyem vardı. Yarım çay bardağı tel şehriye ekleyeceğim. Karıştıralım. Bu arada kameram buhar yaptı. Evet arkadaşlar, şehriyemiz de pişti. Üzerine bir su bardağı sütümü döküyorum ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, tam bir iftar çorbası oldu. Vitamin deposu bir çorbamız oluştu. Üzerine bulyonumuzu da bırakalım. Kaynasın. Şimdi yumurta sarımızla limonumuzu, yarım limonumu sıkmıştım yumurtamın üzerine, çırpalım. Yumurtamızı alıştıra alıştıra çorbamıza ilave edeceğiz şimdi. Evet. Yarım kaşık çorbamdan aldım. Yumurtamın üzerine, limonlu yumurtamın üzerine koydum. Çırpalım. Tekrardan biraz çorbamızdan alalım. Tekrardan çırpalım ve çorbamıza yumurtamızı bırakalım. Bu kadar kısa sürede güzel bir çorba yaptık arkadaşlar. Şimdi üzerine ben yarım çay kaşığı karabiberimi ekleyeceğim. 2 çay kaşığı da tuzumu eklemiştim. O arada videom çekmemiş. Evet, karabiberimiz de şöyle dağılsın içerisinde. Biz yağımızı yakalım. 2 yemek kaşığı yağım vardı. Tavama aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı pul biberimi ekledim. Güzelce yaktım pul biberimi. Ve çorbamızın kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Kasemizi alalım. Sarı güzel, harika rengi oluştu çorbamızın. Evet arkadaşlar, çorbamızı da servis edeceğiz şimdi. Üzerine yağımızı da bırakalım. Şöyle kaşık yardımıyla birkaç damla bırakalım. Harika bir çorbamız oldu. Yemeğimizi de servis tabağımıza alalım. Lokum gibi etlerimiz, patateslerimiz oldu. Arkadaşlar, yemeğimin yanına ben bulgur pilavı yapmıştım. Kanalımda bulgur pilavı var. Evet, şekerpare tarifim var. Ramazan pidesi tarifim de var. Onlara da ayrıca bakarsınız, izlersiniz ve yaparsınız. İnşallah yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Servisini de bu şekilde yapalım. Harika bir görüntü çıkaralım ortaya. Bu şekilde. Ve soframızı hazırlamaya başlayalım. Çorbamız. Evet arkadaşlar,
Tariflerimin hepsi kanalımda var. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Tariflerimi beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.